II. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı. Başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 harbine tanıklık etti. 31 Ağustos 1876'da tahta çıktı ve 31 Mart vakasından kısa bir süre sonra 27 Nisan 1909'da tahttan indirilene kadar ülkeyi yönetti. Yeni Osmanlılar ile yaptığı anlaşma sonucunda 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı Anayasası'nı ilan etti ve böylece ülkenin demokratikleşme sürecini destekleyeceği izlenimini verdi. Anayasa ilan edildikten sonra tahta geçmesiyle güçleri ellerine alan Abdülhamit, anayasa ve değişim yanlılarını sürgüne yollayarak ve kendine muhalif olanları tek tek uzaklaştırarak sultanlığının ve hükümdarlığının garantisini sağladıktan sonra 1878'de meclisi kapattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesine yönelik çabalar 2. Abdülhamit tarafından devam ettirildi. Bürokraside yapılan reformların yanı sıra Rumeli Demiryolu ve Anadolu Demiryolu'nun uzatılması ile Bağdat Demiryolu ve Hicaz Demiryolu'nun inşası gibi projeler bu dönemde yapıldı. Bu demiryolları ve telgraf sistemleri Alman firmalar tarafından geliştirildi. 1898'de modern anlamda ilk yerel hukuk fakültesi açıldı. Ayrıca nüfusun kayıt altına alınması ve basın üzerindeki baskının artması sağlandı. Bu dönemin reformlarında eğitime geniş yer ayrıldı. Hukuk, sanat, ticaret, inşaat mühendisliği, veteriner, gümrük, tarım ve dil okulları dahil olmak üzere birçok mesleki okul kuruldu. Kendisi 1881'de İstanbul Üniversitesi'ni kapatsa da 1900'de yeniden açılmasına karar verdi. İmparatorluk genelinde ilk orta askeri okullardan oluşan eğitim ağını genişletti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu dönemlerdeki batık ekonomisi, Abdülhamit'in saltanatının ilk yıllarında Düyun-u Umumiye'nin kurulmasına yol açtı. II. Abdülhamit, Sultan Abdülmecid'in Tirmüzgan Kadın Efendi'den olan oğludur. Annesi Çerkez'dir. 21 Eylül 1842 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirmüzgan Sultan ölünce bakımını Abdülmecid'in diğer çocuksuz eşi Pirüstü Kadın Efendi üstlendi. Pirüstü Kadın Efendi Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine tahta geçen amcası Abdülaziz diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamid'in eğitimiyle de yakından ilgilendi. Abdülhamid gerdan kıran Ömer Efendi'den Türkçe, Ali Mahfi Efendi'den Farsça, Ferit ve Şerif Efendilerden Arapça ve diğer ilimleri, Vakanüvis Lütfi Efendi'den Osmanlı tarihi, Ethem ve Kemal Paşalar ile Monsieur Gardet'tan Fransızca, Miralay Lombardi ile Callisto Guattelli'den ve musiki dersleri almıştır. Gençlik günlerinde veliaht olarak büyük kardeşi Şehzade 5. Murat görüldüğü için saray çevrelerinde fazla ilgi görmeyen Abdülhamid bu nedenle aşırılıktan uzak, sade bir hayat yaşamıştır. Opera ile ilgilenen birden çok opera klasik eserlerini Türkçe'ye bizzat tercüme eden ve tercüme ettiren 2. Abdülhamid, 2. Mahmud'un zamanında kurduğu Mızıkayı Humayun için opera eserleri bestelemiştir. Marangozluk zanaatinde de çok maharetli olan Sultan Abdülhamid, bugün Yıldız Sarayı ve içerisindeki Şale Köşkü ile Beylerbeyi Sarayı'nda görülebilecek birçok yüksek kalite mobilyanın da zanaatkarıdır. 2. Abdülhamid kendisinden önceki diğer padişahların aksine şehzadeliği sırasında yurt dışı ziyaretlerine çıkmış, tahta çıkmasından 9 yıl önce amcası Sultan Abdülaziz'in 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisinden amcasına refakat etmiştir. Bu gezide Paris, Londra, Viyana ziyaretlerinde bulunmuş, 21 Haziran 1867'de henüz 24 yaşındayken İstanbul'dan başlayan yolculukları bu şehirlerin dışında diğer Avrupa başkentleri ve önemli şehirlerde ziyaret edildikten sonra 7 Ağustos 1867 tarihinde yeniden İstanbul'da sona ermiştir. Amcası Abdülaziz'in 1876'da tahttan indirilmesi ve şüpheli şartlarda ölümü, ağabeyi 5. Murat'ın tahta geçirildikten 3 ay sonra ruhi çöküntü geçirdiği iddiasıyla tahttan indirilerek Çırağan Sarayı'na hapsedilmesi olaylarına şahit oldu. 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp'te kılıç kuşandı.
Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir buhrandaydı. 1871'de Ali Paşa'nın ölümünden sonra saray ile Baba Ali arasındaki çekişme alevlenmiş, 1875'te devlet borçlarını ödeyemez hale gelerek Ramazan kararnamesiyle moratoryum ilan etmiş, Rusya'nın başını çektiği panslavizm akımının etkisiyle Balkanlardaki milli isyanlar baş göstermiştir. Yurt içinde meşrutiyet yanlısı görüşler güçleniyor, hatta padişahlığın tasfiyesiyle cumhuriyet ilanı fikri tartışmaya açılıyordu. Ağabeyinin yerine tahta geçirildikten sonra her iki saltanat değişiminin mimarı olan Mithat Paşa'yı sadrazam yaptı. Abdülhamit tahta geçmeden Mithat Paşa'ya verdiği taahhüt uyarınca 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasi'yi ilan etti. Meclisi Mebusan ve Ayan Meclisi üyelerinden oluşan ilk meclis, Meclisi Umumi 19 Mart 1877'de açıldı. Böylece birinci meşrutiyet dönemi başladı. Padişah ile meclisin ülkeyi birlikte yönetmesi ilkesine dayanan anayasal monarşi sistemine geçilmesiyle birlikte yargı bağımsızlığı ve temel hakların anayasada teminat altına alınmasına rağmen esas hakimiyet padişahın kalmıştı. Abdülhamit Kanuni Esasi'nin 113. maddesiyle kendisine tanınan idari sürgün yetkisini kullanarak daha meclis toplanmadan Mithat Paşa'yı sürgüne yolladı. Rusya'nın Balkanlarda ıslahat için verdiği tekliflerin 12 Nisan 1877'de İbrahim Ethem Paşa hükümeti tarafından reddedilmesi üzerine 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı patlak verdi. Abdülhamit'in karşı olmasına rağmen Mithat Paşa, damat Mahmut Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının ısrarlarıyla girilen savaşta Rus orduları Balkan ve Kafkas cephelerinde Osmanlı kuvvetlerinin bir sıra mağlubiyete uğratarak doğuda Erzurum'u, batıda ise Bulgaristan'ın ve tamamıyla Trakya'nın İstanbul surlarına kadarki kısmını işgal ettiler. Meclis-i Mebusan'da hükümetin savaş politikalarına yöneltilen ağır tenkitler üzerine Abdülhamit, "Ben artık Sultan Mahmut'un izinden gitmeye mecbur olacağım." diyerek Yeniçeri Ocağı'nı kapatan dedesi 2. Mahmud'a atıfta bulunup meclisi 18 Şubat 1878'de tatil etti. Takip eden 30 yıl boyunca meclisi bir daha toplantıya çağırmadı. Bu süre zarfında kağıt üzerinde de olsa muhafaza ederek aldığı kararları yine bu anayasaya göre yürürlüğe koydu. 93 Harbi 3 Mart 1878'de İstanbul surları dışındaki Ayastefanos'ta karargah kuran Rus kuvvetlerinin dikte ettiği Ayastefanos antlaşmasıyla sona erdi. Anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı sınırları Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluğa uzanacak bağımsız bir Bulgaristan prensliği kurulacak, Bosna Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verilecek, Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsızlık kazanacak ve sınırları genişletilecek. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Bayezid Rusya'ya verilecek, Teselya Yunanistan'a bırakılacak, Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacak, Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödeyecekti. Oldukça ağır şartlar içeren bu antlaşmaya Rusya'nın aşırı derecede güçlenmesinden kaygı duyan diğer Avrupa devletleri karşı çıktılar. 13 Temmuz 1878'de Ayastefanos Antlaşması'nın yerine geçen Berlin Antlaşması imzalandı. Antlaşmayla Rusya'nın toprak kazanımları geri alındıysa da Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık verilirken Bulgaristan'ın da Almanya ve Avusturya-Macaristan himayesinde özerk bir prenslik oluşturuldu. İkinci Abdülhamit meclisi kapatarak yönetimi kendi eline aldıktan sonra Osmanlı tarihinde ilk defa geniş kapsamlı bir polis ve istihbarat örgütü kurdu. 1880 yılında Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kurdu. Çok sayıda hafiyeden meydana gelen bu teşkilatın gayesi, Abdülhamit'in siyasi rakipleri hakkında bilgi toplamak ve Abdülhamit'e karşı hazırlanan darbe veya isyan teşebbüslerini önlemekti. Hafiyeler sadece kendi başlarına bilgi toplamakla kalmıyor. Halk arasında çok sayıda kişiye maaş bağlayarak geniş bir istihbarat ağı oluşturuyorlardı. Jurnalci adı verilen bu kişiler Abdülhamit yönetimine karşı olabilecek faaliyetleri bildiriyor. Böylece her türlü hareketin önü önceden kesilmiş oluyordu. İkinci Abdülhamit dedektif romanlarına ve seyahatnamelere çok meraklı bir padişahtı. Abdülhamit'in 2 ile 5 bin adet arasında olduğu rivayet edilen bir polisiye roman koleksiyonu vardı. Ve bunların birçoğu yıldız yağması sırasında ortadan kayboldu. Sherlock Holmes'un
bütün maceralarını eksiksiz olarak Osmanlıca'ya tercüme ettirmiştir. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda çok büyük bir kütüphane kurdurtmuştu. İlk kız okulları 2. Abdülhamit zamanında açılmıştır. Bununla birlikte bilgili bir kişi olan Abdüllatif Subhi Paşa'nın ilk defa bir kız sanat okulu açma girişiminde kararsız kalması ve titizlenmesi üzerine Abdülhamit, "Sen mektebi aç, ben arkandayım." diyerek açıktan destek vermiş ve çevresini her zaman kızların okuması için ilk adımları atmaya özendirmiştir. Osmanlı tarihinin en canlı eğitim atılımı Abdülhamit dönemine rastlar. Tahta geçtiği yıl 250 olan Rüşdiye sayısı 1909'da 900'e, 6 olan İdadi sayısı 109'a çıkmıştır. 1877'de İstanbul'da sadece 200 modern ilkokul varken 1905'te 9000'e çıkmıştı. Büyük ölçüde gerçekleşen projelerden birisi Hicaz Demiryolu'dur. Bu proje Almanların finanse edip Haydarpaşa Ankara arasında gerçekleştirdikleri Bağdat Demiryolu'nun aksine finansmanıyla, inşaatıyla, tasarımıyla yerli bir girişimin eseridir. Sirkeci ve Haydarpaşa garları Abdülhamit'in yaptırdığı önemli binalardır. Haydarpaşa garının yapımına 30 Mayıs 1906'da başlanmıştır. 1881'de 1780 km olan demiryolu uzunluğu 1907-1908 dönemine kadar 5883 km'yi bularak Abdülhamit'in hükümdarlığı boyunca 3 misli bir artış göstermiştir. 2. Abdülhamit zamanında bütün Anadolu'yu baştan başa dolaşacak bir karayolu ağının şose şebekesinin projelendirilip uygulamaya geçirildiği çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. 1869 yılında getirilen bir sistemle halkın karayollarının yapımına katılması sağlanmıştı. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Doğu Beyazıt, İran karayolu haricinde 12 bin kilometrelik bir güzergaha sahip Samsun-Bağdat şosesi 1895 yılına kadar tamamlanmıştı. Açılan yollar Samsun'a göçü başlatmış ve bu şehrin önemli ölçüde büyümesi Abdülhamit döneminde olmuştur. Bursa içinde durum böyledir. Hem şehir içi hem de şehirler arası yollarla Bursa yeniden bölgenin önemli bir karayolu kavşağı haline gelmiştir. İlk olarak 1877'de posta telgraf teşkilatı konuya daha etkinlik kazandırmak için aynı isimle bakanlık durumuna getirildi. Ayrıca 27 Haziran 1900'de Posta Telgraf Teşkilatı'nda ilk defa bir havale kalemi devreye sokulmuş, 30 Mayıs 1901'de şehir postaları kurulmuş, 30 Ağustos 1901'de ise postaların yerine daha hızlı ulaşılabilmesi için demir yolları şirketiyle özel bir anlaşma yapılmıştır. Telefon ise Avrupa'da kullanılmaya başladığı tarihten sadece 5 sene sonra yani 1881'de İstanbul'a getirilmiş ve sınırlı da olsa kullanılma sunulmuştur. Telgraf hatları döşenmesine onun zamanında hız verilmiş, hatta bu hatların her birinde hava bilgisel gözlemler yapılması için talimat verilmiştir. Böylece telgraf hatlarının yaygınlaşmasıyla birlikte hatların ulaştığı noktalardaki hava durumunun merkeze bildirilmesi imkan dahiline girmekte, böylece bu çabalar çağdaş hava durumu raporlarımızın başlangıcını oluşturmaktadır. 1899 yılında bugün de etkin durumda olan Şişli Etfal Hastanesi'ni kurmuştur. 25 Mart 1906 tarihli fermanıyla Ok Meydanı'ndaki Darül Aceze'yi kurdurmuştur.